Kur'an, vahiy pasif akıllara aktif hale getirir dediniz. Allah'ın esması da imanı harekete geçirir diyebilir miyiz? Mesela yaratan Allah'a iman eden kul, güle baktığında müzeyyen olan Allah'ı, musavvir olan Allah'ı, halik ve hallak olan Allah'ı daha iyi anlayabilir mi? Kısaca Allah'ın esmasının imana olan katkısını nasıl okumalıyız? Allah'ın esması imana katkı yapmaz. İmanın kendisidir. Allah'ın esması imanın kendisidir. Allah'a iman başlığı başlıktır. Bu başlığın içine girdiğimizde Allah'ın Rahman oluşuna, Rahim oluşuna, Halik oluşuna, Kerim oluşuna, Afu oluşuna, Aziz oluşuna, Hamid oluşuna iman yatar. Kerim oluşuna iman yatar. Dolayısıyla Semi oluşuna, Alim oluşuna, Basir oluşuna iman yatar. Yani eğer bu başlığın altındaki mesela diyelim bir tek şey boşsa orada bir delik açılmıştır. Koca bir iman gemisini bir delik batırabilir. Onun için mühimdir. Yani imana katkı yapar şey mi? Uzak bir şey. İmanın kendisidir. Ve imana katkı yapan nedir biliyor musunuz? Gördüğümüz varlıkta Allah'ın hangi isminin tecelli edişini tefekkürdür. Budur imana katkı yapan. Yani gördüğümüz her bir varlık Allah'ın bir esmasının tecellisidir. Bunda hangi esma tecelli etmiştir? Hangi mübarek isim bunda tecelli etmiştir? Bunu tefekkür katkı yapar. Onun için her hadiseye bakışta, her olaya bakışta, her eşyaya bakışta, her varlığa bakışta lütfen Allah'ın hangi isminin tecelli ettiği üzerinde duralım. Onu durduğumuz zaman nedir biliyor musun? Aslında bu maşallah, inşallah, biiznillah, la havle ve la kuvvete illa billah, inna lillah gibi hayatın kodları olan, içinde Allah'lı olan bu cümleler sevinince, üzülünce, hayret edince, şaşırınca, efendim sevince, yani ölünce, dirilince, var olunca, doğunca hep Allah'lı cümleler, kodlar kullanırız. Niye? Allah'tan bağımsız bir varlığı biz algılamayız. Hemen Allah'la bağını kurarız. O nedir? Bakışımızı ibadete dönüştürür. Duyuşumuzu, hissedişimizi ibadete dönüştürür. O anda Rabbimizle direkt bağlantıyı kurarız. Direkt. O anda. O anda Allah'ı zikretmiş oluruz. Güle bakarız ama Allah'ı zikretmiş oluruz. Sevdiğimize bakarız ama Allah'ı zikretmiş oluruz. Eşimize bakarız ama Allah'ı zikretmiş oluruz. Olur eşimize bakmak bir ibadet. Olur güle bakmak bir ibadet. Olur toprağa bakmak bir ibadet. Olur yere, göğe bakmak bir ibadet. Olur dostumuza bakmak bir ibadet. Düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla bu aslında müthiş bir sır. İşin iksiri budur. Ya öyle bir şey düşünün ki bir madde var elinizde. Neye sürseniz altın oluyor. İksir budur. Ne yapacaksınız altını? Altınız batsın. Efendim. Ne yapacaksınız? Bir şeye sürünce ibadet olan şeydir iksir. Ona bakın siz. Efendim. Onun için iksir budur. Ve iksiri vermiş Rabbimiz elimize. Ama biz kullanmıyoruz.